Evet, şöyle ahir zamanı genel değerlendirdiğimizde karşımıza sanki ibadetler zor, zahmetli ve ibadetsiz yaşamak çok rahat, lezzetli ve kolaymış gibi görünüyor. Öyle zannediliyor ama kesinlikle böyle değil tabii ki. Bu işin rahatı ibadettedir. Zahmet ve meşakkat ise kesinlikle ibadetsizliktedir. Böyle bir iddia atıyoruz ve tabii ki bu da bir ispat gerektirir. İşte Bediüzzaman Hazretleri ibadetin rahat olduğunu, günahların ise aksine çok zor ve meşakkatli olduğunu şöyle basit bir örnekle bizlere izah ediyor. Diyor ki iki tane asker düşünün. Bir tanesinde sırtında 20 kilo çanta olsun, elinde ağır makineli silah olsun, ayağında postalı, üzerinde işte başka mühimmatı ve eşyası göreve gidecek. Diğeri hiçbir şekilde elinde silah yok, sırtında çantası yok, bir ağırlığı, bir yükü yok. Aksine botlarını bile giymek zorunda değil, ayağında terlikle. Baktığınız zaman hangisi rahat? Kesinlikle elinde silahı olmayan. Hangisi az zahmet çekiyor gibi duruyor? Silahı olmayan, çantası olmayan, terliğiyle giden. Hangisi daha keyif alıyordur? Hiçbir şekilde omzunda ağırlığı ve yükü olmayan. Öyle duruyor. İşte ahir zamanın bir özeti böyle görünüyor ilk bakış. İlk noktadayız şu an. Ney? Zahirde, görünürde her şekilde o hiçbir yükü olmayan asker rahat gibi. Ama olaya bütüncül bakalım. Tüm şartları değerlendirerek, ortaya koyarak bu işi değerlendirelim. Şimdi bunlar bir askerdi. Dolayısıyla bunların bir görevi, bir sorumluluğu var. Mutlaka bir göreve, mesela dağda bir göreve gitti. Gece hava karardığında kim daha rahat? Çantasında mühimmatı, işte el feneridir, ateşidir, çakmağıdır olan mı? Yoksa hiçbir şey almamış, çantayı bırakın bir çakmak dahi bunu bile ağırlık etmeden rahat rahat güya giden kişi mi daha rahat? Hastalandın, başına bir sıkıntı ve sancı geldi. Kim daha rahat? Çantasında ilacı olan mı? Yoksa ne yapacağını bilmeden öyle bakınan mı? Kim daha rahat? Ve gece uyuyacaksın, çantasında çadırı olan, işte eşyaları, ekipmanı olan mı daha rahat? Yoksa hiçbir şeyi olmayan mı? Ve belki de en önemlisi, önüne gece vakti, sonuçta görevdesin, bir düşman çıktı veya yırtıcı bir hayvan gördün. Kim daha rahat? Elinde silahı olan mı? Yoksa tamamen savunmasız olan mı? İşte ahir zaman görünürde hiçbir sorumluluk, yükümlülük, işte ibadet, zahmet, imanın verdiği, takvanın verdiği ağırlık bunu almayan insanı rahatmış gibi gösteriyor. Ama dikkat edin, başımıza musibetler geliyor. Hastalıklarla boğuşuyoruz. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Tatminsizliklerle, bunalımlarla açız. Ebedi hazlar ve lezzetler istiyoruz. Şöyle ilk bakışta hiçbir sorumluluğu yok, rahat gibi görünebilir ama başına bir musibet, bir sancı, bir imtihan geldiğinde, bir sevdiğini kaybedip toprağa defnettiğinde, gömdüğünde, karşısına ölüm gibi bir düşman çıktığında kim daha rahat? Birinin bedeni rahat, diğerinin ise gönlü gülgülistan. Korku yok, perva yok, sıkıntı yok. Çünkü istediği her şey ya çantasında duruyor ya elindeki silah ona o güveni ve huzuru zaten veriyor. İşte bizler ahir zamanın insanları olarak zahire aldanıyoruz. Ama dikkat edin, kalbimiz, aklımız sıkıntılar içerisinde devamlı boğuşuyor. Çünkü çantamıza tevekkül yok, çantamız yok. Çünkü hastalıklar ve musibetler karşısında şifa dileyebileceğimiz bir zat, ne yazık ki elimizi açabileceğimiz bir zatı alemimizden kaybetmişiz. Ve ona günde 5 defa ibadet etmenin manevi rızkını, onun manevi doyuruculuğunu tadamadığımızdan bunalımlar içerisindeyiz. Depresyon ilaçlarından medet umar bir hale geldik. Ve nihayetinde bütün sevdiklerimizi ve bizi bekleyen ölüm gibi bir düşmanımız var. Biz buna gözümüzü kapatarak, elimize silah almayarak, çantamıza mühimmat almayarak değil, iman gibi bir silah alıp ölüm beni öldüremez ki. Ölüm benim yok oluşum değil, ilk günüm, başlangıcım, bir tohumu diriltmek kadar kolay benim Allah'ım için beni diriltmek deyip aslında ölümü lezzetlerinin başı görmek, sevdiklerine kavuşmanın ebedi anahtarı görmek, nere? Ölümü bir vahşet ve karanlık görüp bütün dünyada kazandıklarından ayrılmak nere? İşte şu kalpteki korku farkı bile insanın kimin daha rahat olduğunu net bir şekilde bize gösteriyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, görünürde ibadetsizlik bir rahat veriyor gibi ama perde arkasında kalbi ve ruhi binler azabı bir insanın gönlüne yüklüyor. İbadet görünürde bir meşakkati var ki o da zaten çok değil aslında. Namazın, orucun çok bir ağırlığı bile yok. Ama diyelim var. Var gibi ama
perde arkasında kalbinde, ruhunda, gönlünde o gül gülistanı, o cesareti, o güveni yaşamak, o maddi ağırlıktan binler kat daha büyük bir rahmeti bize kazandırıyor. Şöyle özetleyebiliriz. Mesela bir ordunun, bir komutanın himayesine girdiğin zaman, himayeye girmek ve emir almanın belki bir zahmeti var. Ama sana nasıl bir rahmet kazandırıyor? Şöyle bir düşündüğünde silahın, ekipmanın, ondan sonra kıyafetin, yiyeceğin, her şey o ordu tarafından karşılanmak zorunda. Askeriyede durum böyle, değil mi? Şimdi bir taraftan da ben hüküm altına girmem, itaat etmem, itaat bana göre değil, böyle zahmet şey mi olur dese, yemeğini, İşte silahını, kıyafetini, hastalansa sağlık ihtiyaçlarını, ki askeriye sağlık işlerinde muazzam askerlerine bakan bir mecra. Askerler, böyle işi bilen askerler, bütün böyle sağlık işlerini, dişlerini falan hep askerde gidip yaptırlarmış. Askeriye gerçekten askerine sahip çıkıyor. Düşün, arkanda bir itaat etmenin neticesinde binler kat gücü arkana almak mı daha rahat ve rahmet? Yoksa ben itaat etmem deyip görünürde bir sahte, elemli bir özgürlük kazanır gibi durup binler zahmeti, meşakkatı omuzuna yüklemek mi? Bir düşmana karşı bir ordu kuvvetinde saldırıp arkana devlet gücüyle hareket etmek mi daha kuvvetli, daha rahat? Yoksa tek başına bir milletle, bir ulusla dövüşmeye çalışmak mı? İşte dünyanın bu kadar meşakkatine karşılık itaat etmek, ölüm gibi bir düşmana karşı itaat etmek, sevdiklerimizin başına bunca dünyada dahi gelen hastalıklara ve meşakkate, ihtiyacımız olan bunca şeye mukabil itaat etmek çok daha rahat. Arkana Allah'ı almak itaat etmemekten çok daha özgürce bir davranış. Zaten bunun özgürlük, yani itaatsizliğin özgürlük olmadığını dünyada insan rezil olarak ruhunda ve kalbinde bedelini binler kat fazlasıyla ödüyor. Doğru mu? O yüzden imanda muazzam bir güven, itaatte muazzam bir kudret ve rahat vardır. İbadetsizlikte ise muazzam bir zahmet, meşakkat, korku, minnet, ruhi bunalımlar ve affedersiniz ama alçaklıklar vardır. O özgürlük zannının altında bir zilleti bu insan dünyada dahi maalesef ki yaşar. O yüzden Rabbim bizi ibadetin sahasında kendisine sığınıp arkamıza Allah'ı alma nimetiyle şereflendirsin. Selamünaleyküm.